Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli dostlar, bugünkü sahabe köşemizde Peygamberimizin eshabından olan Sa'id bin Amir el Cümmehi'nin hayatını sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Mekkeli müşriklerle Bedir Savaşı'nda karşı karşıya geldiler ve müşrikler orada büyük bir hezimete uğradı. Savaş meydanında 70 kişi ölü olarak bıraktılar ve 70 kişi de esir alındı. Bunların arasında Kureyş'in ileri gelenleri vardı. Bunların başında Ebu Cehil geliyordu. İşte müşrikler böyle bir hezimete uğrayınca intikam peşine düştüler ve mutlaka intikamlarını alacaklarını söylediler. Peygamberimiz Aleyhisselam Bedir savaşından sonra bazı kabilelere İslam'ı öğretmeleri için bazı suffa ashabından kişileri gönderiyordu. Bir grubu tekrar Peygamberimiz Aleyhisselam bir kabileye İslam'ı öğretmeleri için göndermişti. Ama yolda o sahabilere pusu kuruldu. O gruptaki çoğu insan şehit edildi. Aralarından Hubeyb bin Adi sağ olarak yakaladılar. Ve Mekke'de iyi para eder diye onu Mekke'ye getirdiler. Bedir'de ailesinden ölmüş bir müşrik Hubeyb bin Adi satın aldı. Ve dedi ki Hubeyb'i ailemden öldürülene bedel kılacağım. Cahili adeti olan kan davasını bu şekilde yerine getireceğim dedi. Herkese haber yollayarak şu günde Hubeyb bin Adi'yi Ten'im bölgesinde öldürüleceğini ve onun ölümüne şahit olmak isteyenleri oraya çağırdığını belirtir. O gün gelince herkes tenimde buluşur ve Hubey bin Adi'nin ölümüne şahit olmak isterler. Sa'id bin Amir el Cümmehi de geç, genç bin delikanlı. O da Hubeyb'in ölümüne şahit olmak için tenime gelmiş ve safları yararak on ön safa kadar gelmiştir. Said bin Amir el Cümehi bu olayı bizle bize şöyle nakleder. Der ki ben genç olduğum için safları tek tek yardım ve en öne kadar geldim. Baktım ki bir adam çarmaha gerileceği yerde oradaki insanlardan şu talepte bulunuyor. Diyor ki müsaadeniz olursa İki rekat sünnet kılmak istiyorum. Onlar da ona izin verdi ve Hubeyb orada iki rekat sünnet kıldı. Sünnetlerini bitirdikten sonra dedi ki, Vallahi eğer korktu diyecek olmasaydınız ben namazımı uzatacaktım. Ama bu kadarı kafi dedi. Ve onu bir ağaca astılar. Sa'id diyor ki ben öyle bir namaz görmedim, ne kadar da güzel bir namaz kıldı. İslam'da şehadetinden önce iki rekat sünnet namaz kılan sahabi Hubeyb bin Adi'dir. Ve onu ağaca asarlar, vücudunu parça parça kesmeye başlarlar. Oradaki müşrikler Hubeyb'e sorar, ya Hubeyb istemez miydin sen ailenin arasında olmak istemez miydin? Peygamber de senin yerinde olsa bunu istemez miydin? diye sordular. Sa'id dedi ki, Hubeyb dedi ki, Vallahi peygamberin ayağına bir diken batmasını bile istemem. Ben öleyim ama peygamberimin ayağına bir diken batmasın. Bunu söylerken vücudundan da kanlar akıyordu ve bu şekilde Hubeyb bin Adi şehit ettiler. Said bin Amir el-Cumahi diyor ki Hubeyb şehit olmadan önce dedi ki ya Rabbi insanlar beni ölümümü seyretmek için gelmişler. Ölümüme şahit olmak için gelmişler. Beni burada öldürüyorlar. Ya Rabbi sen bu insanları görüyorsun. Ya Rabbi benim hakkımı onlardan al dedi. Ve Hubey bin Adi'yi o şekilde şehit ettiler. Sa'id diyor ki ben o ten'im bölgesinden döndükten sonra huzursuz olmaya başladım. Uyuduğumda Hubeybi görüyordum. Kalktığımda hayali gözüme geliyordu. Bir insan neden kendini o duruma soksun? Neden bir insan bir insanı o kadar sevsin? Orada ona soruyorlar. Diyorlar ki ya Hubeyb senin peygamberin senin yerinde olsa istemez miydin? O da diyor ki vallahi ben kanlar içinde kalayım ama peygamberimin ayağına bir diken batmasın. Demek ki bu insan sıradan bir insan değil. Demek ki o vahiy ile desteklenen bir insan bu insana tabi olmak gerekir. Ve Sa'id Hubeyb'in o onurlu duruşundan etkilenerek Müslüman oluyor. Peygamber Efendimiz'in eshabı arasına katılıyor. Peygamber Efendimiz'le Hayber Savaşı'ndan sonraki bütün savaşlara katılıyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir'e bi'at ediyor Ondan sonra da Hazreti Ömer'e biatta bulunuyor. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer'in yanına geliyor ve ona şu nasihatlerde bulunuyor. Diyor ki ya Ömer Allah'tan kork. Hakkı meydana getirmek için insanların kınamasından korkma. İnsanlar seni eleştirecek diye hakkı bırakma daima hakkı yerine getir diye bazı tavsiyelerde bulunuyor. Hz. Ömer de ya Said senin bu dediklerini kim yapabilir? O da diyor ki senin gibi bir kişi bunu yapabilir. Bunun üzerine Hz. Ömer Said'e diyor ki ya Said bu devlet işinde gel sen de bana yardımcı ol. O da diyor ki nasıl yardımcı olacağım? diyor ki Hims bölgesi sorunlu bir bölge. Oranın halkı daima valilerinden şikayette bulunuyor. Gel seni oraya vali kılayım. Oranın işlerini, oranın düzenini sana bırakayım. Onlar da bu şikayetlerde bulunmasın. Sa'id Hz. Ömer'e diyor ki Ya Ömer beni mazur gör. Ben bu işi yapamam. Ben bu işe ehil değilim. Ben bu işi yapacak güçte değilim diyor. Hz. Ömer ona sinirleniyor. Diyor ki bu İslam hilafetinin yükünü bana yüklediniz. Hepiniz kaçıyorsunuz. Vallahi oraya vali olacaksın. Ve ne kadar maaş almak istiyorsan bana söyle diyor. O da diyor ki senden bir talebim yok. Çünkü benim maaşım bana yeter. Ayrıca valilik için bir maaş istemiyorum. Ve Sa'id bin Amir el-Cümehi eşiyle beraber Hamsa doğru hareket eder ve oraya vali olur. Bir süre sonra Hamsın ileri gelenlerinden bazı insanlar Medine'ye gelir, Hazreti Ömer'i ziyaret ederler. Hazreti Ömer Onlara hamsta fakir olan ailelerin ismini bana yazın ki onlara Beytülmal'dan yardım göndereyim der. Onlar da fakirlerin listesini hazırlar ve Hazreti Ömer'e teslim ederler. Hazreti Ömer listeye şöyle bir göz atar. Bakar ki listenin içinde Sa'id bin Amir'il Cümehi de var. Şaşırır ve onlara sorar. Bu listedeki Sa'id bin Amir el Cümmehi kimdir? Onlar da ya emir el müminin o bizim valimizdir. Vallahi gün geç geçiyor günler geçiyor ama evinde bir soba tütmüyor derler. Hazreti Ömer üzülür ve gözlerinden yaşlar akmaya başlar. Valiniz fakir mi der? Evet fakirdir derler. Ve ona bir bin dinar gönderir. Bin dinarı gönderince Sa'id bin Amir el Cümehi eve gelir ve inna lillah ve inna ilahi raci'un der. İnsan bir musibetle karşılaştığı zaman söylemesi gereken bir söz. Yani bir ailemizden birisini kaybettiğimizde, malımızı, mülkümüzü herhangi bir şey kaybettiğimizde biz Allah'ın malıyız ve Allah'a geri döneceğiz diye söylenmesi gereken bir söz. Eşi bunu duyunca efendi der yoksa Müslümanların başına bir şey mi geldi de sen inne lillah ve inne ileyhi raciun diyorsun. Hanım diyor daha beteri geldi. Yoksa halife mi vefat etti daha beteri? Peki bundan daha beteri ne olabilir? Dedi ki evime dünya girdi. Eşi ona dedi ki öyleyse o dünyayı evinden çıkar. O da dedi ki bu konuda bana yardım eder misin? Dedi ki sana yardım ederim. Ve hemen parayı çıkardı ve o parayı mahalledeki fakir olan insanlara dağıttılar. Kendileri muhtaç olduğu halde o paranın bir kuruşuna dokunmadılar. Bir zaman geçtikten sonra Hazreti Ömer Şam diyarına gelir ve bu arada Hıms'ı da ziyaret eder. Hıms halkına sorar, valilerin nasıl olduğunu sorunca onlar da valimiz iyi ama bazı kusurları var derler. Hazreti Ömer Said bin Amir el Cümmehi çağırır ve onun huzurunda o kusurların söylenmesini ister. Onlar da der ki efendim haftada bir daire geç geliyor. Hz. Ömer Sa'id bin Amir el cumahiyye bunu sorunca o da der ki Ya emir el müminin şu üzerimde gördüğünüz elb elbiseden başka elbisem yok. Haftada bir bu elbiseyi yıkarım, ondan sonra asarım, kuruncaya kadar, ondan sonra giydikten sonra daireye gelirim. O gün daireye gelmem gecikir der. İkincisi derler ki akşamleyin kapısına gideriz ama hiçbirimize kapısını açmaz. Said bin Amir el-Cumahi bu şikayete de şöyle cevap verir. Ya emir el müminin sen beni buraya zorla vali yaptın. Ben de buraya vali olunca şu kararı verdim. Dedim ki gündüzleri insanların işini halledeceğim. Akşam olunca da ailemin ve Rabbimin isteklerini yerine getireceğim. O yüzden akşam kimseye kapımı açmıyorum. Üçüncüsü dediler ki bazen mecliste kendini kaybediyor. Sanki deliliyormuş gibi oluyor. Hz. Ömer bunu da sorunca dedi ki ya emir-el müminin ben gençken Hubeyb bin Adi'nin şahadetine şahit olmuştum. O zaman müşriktim. Hubeyb insanlara bakarak dedi ki ya Rabbi görüyorsun vücudumu kesiyorlar, parçalıyorlar. Ya Rabbi bu insanlar benim ölümüme şahit olmak için burada toplanmış. Ya Rabbi sen hepsini biliyorsun onlardan hakkımı al demişti. Ben acaba onun o bedduası bizde tutar mı diye korkuyorum. Ve ona neden yardım etmedim diye hayıflanıyorum. Bu aklıma gelince bazen kendimi kaybediyorum. Hz. Ömer de dedi ki şükürler olsun valim hakkında yanılmamışım. Hz. Ömer daha meclisteyken Sa'id bin Amir el evine bin dinar gönderir. Eşi o paraları görünce mutlu olur. Said eve gelince eşine der ki Efendi der biz çok sıkıntı çektik. Çok zorluklar geçirdik. Şükürler olsun halife bize bin dinar daha göndermiş. Bununla dünyalık ihtiyaçlarımızı gideririz der. Eşi ona hanım bundan daha iyisini yapalım mı? O da nedir diye sorunca Gel bu yatırımı ahiretimize yapalım. Cennetteki evimize yapalım. Cennetteki evimizi güzelleştirelim. Bu dünya hayatı geçicidir. Bu paraları biz ahiretimiz için harcayalım. Eşi de ona sen bilirsin efendi der. Ne istiyorsan onu yapalım. O da hemen o paraları fakirlere dağıtır ve bir kuruşuna dokunmaz. İşte Sa'id bin Amir el Cümehi bu dünya hayatında zühd ve takvayı tercih etmiş ve dünya menfaatinin geçici zevklerine aldanmamıştır. Hz. Ömer radıyallahu an onun hakkında Sa'id dünyasıyla ahiretini satın aldı der. Allah Sa'id bin Amir el Cümehi'den razı olsun ve bizleri onların o yolunda giden kullarından eylesin. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.